üstü başa çıkılacağına karşı kafa yorarlar. Umarım ki biz önümüzdeki yıllarda Davos'ta yeniden bir araya gelebiliriz. Ama bu arada şu an itibariyle bu toplantıların online olarak gerçekleşmesi elimizde başa çıkmamız gereken sorunların önemini azaltmış değil. Covid-19'da hala 2 yıldır mücadele ediyoruz. Siyaset yapıcılar, şirketler, büyük ve küçük çaplı ve tabii ki aileler, herkes bu belirsizlikle mücadele ediyor ve bu pandeminin, bu acımasız pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılarla da başa çıkmaya çalışıyor ve aynı zamanda uzun vadeli sıkıntılar da karşımıza çıkıyor ve işte bunlar pandemi de bize gösterdi. Özellikle de düşük ücretlere çalışan işçileri ve azınlıkların en sıkıntılı olduğu dönemi bize göstermiş oldu. Hem ülkeler arasında, zengin ve fakir ülkeler arasında, hem de bireyler arasındaki o uçurum gittikçe arttı. Şu an itibariyle karşı karşıya kaldığımız ekonomik ve sağlıkla ilgili zorluklar tabii ki çok önemli olacak. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve refah seviyesinin daha iyi olabilmesi için, küresel anlamda bu sisteme dahil olan ekonomilerde bunu görebilmek için gerçekten zor ama iyi süreçten geçeceğimizi düşünüyorum. Ben şu anda ekonomik iyileşmemizi biraz daha iyi sürece taşımak için ve yapısal sorunlarla uğraşmak için, özellikle gelir eşitsizliği ile alakalı, iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sıkıntılarla ilgili konuşmak istiyorum. Ben şu anda ABD ekonomisinin nerede gördüğümle başlamak istiyorum. En geleneksel ölçümlere baktığımızda orada en iyimser beklentiler bile geride kaldı pandemiyle beraber. Ancak sonrasında gelen aşı çalışmaları ve tabii ki gelen mali yardımlar hem hane halklarına hem de şirketlere, büyük ve küçük ölçekli şirketlere, işte bunların yapılmasıyla beraber Başkan Joe Biden'ın geçtiğimiz yıl göreve gelmesinin ardından bu çalışmalarını hızlandırdı ve yeni reel büyümemiz %5.3'ün üzerinde olması bekleniyor 2021 yılı itibarıyla ve en son tahminler 2022 beklentisi için %3.3 olarak şekilleniyor ve şunu da hatırlamakta fayda var. Covid-19'un getirdiği tedarik zinciri sıkıntıları gerçekleşti ve bunların ekonomik büyümenin önünde daha fazla etkisini göstermemesi bekleniyor. Yani geçici olması bekleniyor. ABD istihdam piyasası çok güçlü kalmaya devam ediyor. Şu an itibariyle geçtiğimiz yıl içerisinde 6 milyon yeni iş yaratıldı ve %4'ün altına gerileyen bir işsizliği var, işsizlik rakamları var. Diğer taraftansa şu an itibariyle daha fazla kişi işinden ayrılıyor ve bu da sıkılaşmış bir istihdam piyasasını bize gösteriyor. Ve ücretler, daha iyi ücretler ve daha iyi koşullarda çalışmak isteyenler işlerini değiştiriyor. Ve işte şu an itibariyle biz aslında istihdam tarafında da kalitenin yükseldiğini görmek mümkün oluyor. Özellikle de düşük gelirli kişiler için. Hane halkları ve şirketlerin bilançoları pandemi öncesine kıyasladığımız zaman daha sağlıklı bir hale geldi. Bugün çok fazla yükselişler görmedik uzun vadeli işsizlik rakamlarında, borçluluk veya işte ve tabii ki bu finansal krizle gerçekleşecek. Finansal kriz önümüzdeki süreçte hala zorluklarla beraber gelmeye devam ediyor ve özellikle istihdam arzında pandemi öncesindeki seviyelerle kıyasladığımız zaman hala zorluklar var. Örneğin işte enflasyon tarafında büyük bir sıkıntı olmaya devam ediyor ve 1980 yılından bu yana görülmemiş seviyelere gelmiş durumda. Normalde
istihdam piyasasında %3.1 enflasyonla göreceğimiz enflasyonlar değildi aslında bu. Sanıyorum ki şu an itibariyle gördüğümüz farklı etkenler enflasyonu yukarı çeken gelişmelerden bir tanesi oldu. Örneğin işte tedarik zinciri sıkıntıları ve otomobillerin ve diğer önemli eşyaların üretimine ara verilmiş olması da enflasyonunu yükseltti. Enflasyonla ilgili tahminde bulunanlar önümüzdeki yıl içerisinde bu gibi sorunların gidebileceğine dair beklentilerini paylaşıyor. Ve işte bu beklentiyle beraber de Fed bu baskıları tamamen görmeye devam ediyor ve işte kendisi de iki hedefine ulaşmaya çalışırken bütün bunları gözeterek yapıyor. Çok farklı stratejiler de bu baskıları azaltmak için elinden geleni yapıyor. Örneğin işte şu anda limanlarda birikmiş olan gemilerin sıkıntılarının giderilmesi ve ihracat tarafındaki baskıların azaltılması için. Bunlar devam ettiği takdirde biraz daha bu pandemi süreci devam ettiği sürece ekonomik riskler hala olacak. Ekonomik politikalara biraz dönmek istiyorum şimdi. Şu kelimeyi kullanacağım. Biden yönetiminin ekonomik büyümesini kullanmak için modern politikalardan söyleyeceğim. Hem Keynesyen hem de geleneksel bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılında ABD hükümeti mali politikalar attı, mali politika adımları attı ve işte orada daha fazla kişinin istihdam tarafına dönmesi amaçlanıyordu. Bu da tabii ki COVID-19 krizine mücadeleyle atılmış önemli bir adımdı. Keynesyen politikalar tarafında yine Obama yönetimi tarafında yapılmıştı ve finansal kriz döneminde de yine aynı adımların atılıp finansal kriz döneminde orada yapılan adımlar olmuştu. Ama şu an itibariyle biraz aslında geleneksel arz tarafı ekonomisinden bahsetmek istiyoruz. Ve işte orada agresif olarak deregülasyonlarla beraber ki vergi indirimlerinin devam etmesi örneğin bu şüphesiz ki çok çok önemli regülasyonların olması çok önemli. Ve vergilerin büyümeyi destekleyici bir şekilde olması önemli. Ama modern arz tarzı politikalara baktığımız zaman o zaman insan sermayesi, kamu tarafından yapılan altyapı çalışmaları ve yatırım yapılabilir bir ortam yaratmak. İşte bu odak noktaları önemli olacak ve bütün bunların hepsi ekonomik büyümeyi destekleyecek. Uzun vadede yapısal problemler bu konularla aşılabilecek diye düşünüyoruz. Ve işte son dönemde geçen yasalardan bir tanesi Kongre tarafında hala bu modern arz tarafı yaklaşımını destekliyor ve daha önceki eski arz tarafıyla oluşturulan politikalardan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü büyümeyi daha fazla olacak, daha fazla destekleyecek ve daha önceki yönetimi yapmış olduğu vergi kesintileri tam olarak istenilen seviyede uzun vadede büyümeyi beraberinde getirmedi. Ve tabii ki çevreyle ilgili politikaları da daha fazla gözeteceğiz karbon salınımı ile alakalı olarak ve daha da fazlası burada vergiyle alakalı olarak biraz daha onu sermayeden alıp istihdama yönelttiğimiz zaman daha az bir uçurum olduğunu görüyoruz zenginle fakir arasında ve bu da tabii ki önemli bir rol oynadı ve gerçekten de eğitimle alakalı 1980 ve
2016 arasında atılmış olan o işte adımları da eğitimle alakalı gelişmeleri de biraz daha iyileştirdi. Kaynakların yenilenebilir olması ve bütün bu sistemlerin politize olması, bütün bunların hepsi önemli olarak karşımızda yer alıyor ve hem üretimi artırarak hem de istihdamı canlandırarak, eşitsizliği azaltarak ve çevreye daha az zararlı olarak bunların hepsi yapılması hedefleniyor. Ve işte bunlar olduktan sonra biraz daha yukarı yönlü biz büyüme görsek de bunlar olmadığı takdirde sürdürülebilir olmayacak büyüme ve şu anda bu modern arz destekli bir büyüme olduğu takdirde özellikle ABD söz konusu olduğunda aşağı yönlü olarak istihdam tarafında bazı sıkıntılar görüyoruz ve 1970'lerden bu yana biz istihdam piyasasında bazı aksaklıklar olduğunu gördük. Bu konuları çok yakından araştırdık. Çocukların eğitim konusuna baktık ve 4 yıllık bir üniversite diploması olmayan çok fazla kişi olduğunu gördük. İşte buradaki eksiklik yüksek yeteneklere sahip, yüksek eğitim görmüş kişilerin sayısının azaldığını gösterdi. Ve işte 1970'lerin sonundan beri böyle bir trend oldu. Biden yönetiminin ekonomik stratejilerinden bir tanesi de aslında burada özel sektörle olan koordinasyon olacak ve buradaki piyasanın ihtiyaçları olan çerçevede yapılması bekleniyor ve işte burada o stratejileri de ihtiyaç olan stratejileri de bakacak. Örneğin işte burada temiz enerji için, elektrikli araçlar için, karbon salınımının azaltılması için işte bu şirketlerin bu konularda kritik yatırımlar yapmasının önü açılıyor. Ve Biden'ın 3 ajandasından bahsetmek istiyorum. Bu modern arz konusundaki ekonomik modelle alakalı olarak daha iyi bir ajandaya sahip olmamız için aslında ABD'de istihdam arzı aslında pandemi öncesinde bile bir sıkıntı olmuştu. Çünkü bir taraftan artan bir enflasyon olmasına rağmen ekonomiye katılım, istihdama katılım oranı az kalıyordu. Ve sonrasında COVID geldikten sonra ve bir de üstüne göçmenlerin ülkeye girişine dair gelen kısıtlamalarla beraber istihdam tarafında ciddi anlamda bir düşüş oldu. Ve bu da örneğin işte çok yüksek çocuk bakımı masrafları olması ve burada çocuk doğum sonrası yapılan izinlerin çok az olması gibi durumlar hem Biden yönetimi hem de Kongre tarafından göz önünde bulunduruluyor ve onu biraz daha özellikle de istihdam tarafında yer almak isteyen ailelerin çocuktan sonra istihdamda yer alabilmeleri için farklı adımlar atılıyor. Ve bir yandan da yaşlı bakımı konusunda farklı adımlar var. Ve bu da ve bir taraftan da onlara daha fazla kişiyi istihdama katabilmek için onların maaşlarına göre yapılacak yardımlar olacak. Onları istihdamda tutabilmek için. İşte bütün bu programlar şu an itibariyle ABD tarafında istihdamdaki katılımın azalmasının önüne geçebilecek programlar olacak ve bu da tabii ki uzun vadede büyümeye katkı verecek. İkinci tarafta Biden ajandasının orada üretimi arttırmak olduğunu görüyoruz. Ve son 10 yıla baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca %1.1'lik bir artış oldu bu tarafta ve onun yarısı son 50 yıl arasında gelmişti ve özellikle de ve tarihsel olarak da burada ücretleri en düşük olan kişilerde sıkıntı olduğunu görüyoruz. Ama tabii bazı endişeler var. Teknolojinin çok gelişmesi üretimi artıracak.
upper income, white collar workers, evet, beyaz yakalılar en fazla buradan sıkıntıyı alacak gibi duruyor. Ve işte pandemi tarafından kaynaklı olarak teknolojik dönüşümün de daha hızlandığını görmek mümkün oluyor. Ve üretimle alakalı olarak işte mesela geliri yüksek olan çocukların biraz da avantajlı olduğunu görüyoruz. Ve Biden yönetimi ise burada üretimi, istihdam yönetimini daha fazla arttırmak istiyor ve istihdam odak burada iş dünyası katılımcılarının yeteneklerini biraz daha geliştirmek, özellikle de bunu düşük gelirli kişilerde yapabilmek, teknolojik dönüşüme onları adapte edebilmek olacak ve insan sermayesini çok küçük yaşlarda başlayan çocuklarla beraber biraz daha işte bu devlet üniversiteleri, stajlar, bunların hepsiyle destekleyecek şekilde olacak. Ve tabii ki onlara ek olarak daha geniş kapsamlı yatırım, altyapı çalışmalarına olan yatırımlar önemli olacak. Ve aynı zamanda biz yeni bir enerji altyapısına da yatırım yapıyoruz. Ve bu konuyla alakalı olarak da Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz ve bu sistemlerle beraber de iklim değişikliğiyle, iklim sorunlarıyla mücadele ederek sürdürülebilir büyümenin sağlanması amaçlanıyor. Üçüncü başlıksa Joe Biden'ın ajandasının orada vergiyle alakalı konular karşımıza çıkıyor. Şu an itibariyle uluslararası vergi vergilendirme sistemi gerçek ekonomik aktivitelerde bulunan, faaliyetlerde bulunan firmaların bir şekilde burada vergiye maruz kaldığını görüyoruz. Ve tabii ki işte bu da mali olarak farklı bir yöne gitmenin önünü kesiyor. Son 20 yıla baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde ve küresel çapta burada sadece şirketlerden, büyük şirketlerden bunun çıktığını ve bu vergiyle alakalı yaşanan ülkeler arasındaki yarışın diğer ülkelere ve insanlara da yansıdığını görmek mümkün oluyor. Ve bu da tabii ki sermayeyi etkileyen bir gelişme. Bu rekabet içerisinde asla bir ülke kazanan olamaz. Ve dünya çapında orta sınıf bundan en çok etkileniyor. Çok uluslu şirketler burada düşük vergi sistemleriyle desteklendi ve direkt olarak bunların sonucunda bazı sıkıntılar oldu. Ve bunun tabii ki en dibe kadar bu vergi sorunlarının inmiş olması hükümetleri de daha zorlu bir yere sokuyor ve daha farklı zorluklar karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketlerin karşı karşıya kalacağı vergileriyle beraber onların daha fazla işte sınırları aşan sistemlerle beraber kendi ülkemizin üretim kapasitesini artırmak istiyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında bu konuyla alakalı olarak 137 ülkenin katılımıyla beraber bütün dünyanın gayri safi yurt dışı hasılasının %25'ini kapsayan şirketlerden bahsediyoruz. Direkt olarak vergileri düşürülmesi için, küresel çapta bir vergi indirimi için bunlar için çalışmalar yapıldı ve burada tabii ki herkesin hükümet tarafında bu konular kaynak oluşturulduğu takdirde o zaman daha iyi bir seviye oluşacak ve bütün çok uluslu şirketler kendi yabancı kazançlarına yabancı kazançlarına bir vergi indirimi yapacak ve bu da tabii ki şirketleri daha geliştirebilecek bir süreç olarak belirleniyor ve tabii ki böylelikle sermaye de daha iyi bir yere aktarılabilecek ve aynı zamanda
bu durumda şirket çalışanları da iyi bir bundan kazanç sağlayacak ve bu bir kazan kazan durumu oluşturacak. Ve son olarak da uluslararası vergi sistemiyle alakalı yeni kurallar belirlenmesi ve 21. yüzyıl ekonomisine uygun hale getirilmesi önemli olacak. Ve bu yeni kurallar ekonomik anlamda direkt olarak fiziksel olarak orada olmasa da farklı olarak yer alma anlamında da yine farklı çalışmalar yapılıyor ve burada da gittikçe artan bir şekilde vergi altında ezilen şirketler olduğunu gördük ve bunların çıkması için, ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bütün bunlar olduğu takdirde büyüme biraz daha sürdürülebilir olacak, önü daha açık olacak. Ve pek çok şirket hem kendi bazında hem de kendi çalışanları adına çok daha iyi bir süreç yaşayacak. Ve Biden yönetimi aynı zamanda bu çok uluslu vergi anlaşması olduğu hayata geçtiği takdirde biraz daha iyi olacak. Küresel bir kooperasyon, şu anda karşı karşıya kaldığımız zorluklarla mücadele etmek için çok büyük bir önem taşıyor. Hepimiz tabii ki bu dünya üzerinde yer alarak COVID-19'dan etkileniyoruz. Bütün sorun, aslında bütün her şeyin sorumlusu COVID-19 gibi duruyor. Ve işte tabii ki iklim değişikliği, iklim krizi çok büyük bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Ve ancak biz ülkelerin bireysel şekilde değil, bir kooperasyon içerisinde karbon emisyonları hedeflerine ulaştıklarını takip edebiliriz. Ve ekonomik politikalar son 10 yıllarda resesyonlar yaşandı, şoklar yaşandı. Ama işte şunu söyleyebiliriz ki şu anda yaşanan ekonomik toparlama daha önce gördüğümüz hiçbirine benzemiyor. Çünkü yakından hepsi birbirine bağlı aslında buradaki iyileşmelerin sebebi olarak. Şu anda sağlıkla alakalı olarak çok şanslıyız, çok iyi, çok değerli bilim adamları, bilim kadınları var, siyaset yapıcıları var ve onlar da pandemiyi sona erdirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem bizim ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında. Ve biz de siyaset yapıcıları olarak şunu anlıyoruz ki biz vatandaşların taleplerine cevap vermemiz gerekiyor ve dünyanın da daha sürdürülebilir, daha adil bir yer olması için elimizden geleni yapmak gerekiyor. Ve önümüzdeki yol açık olduğunu düşünüyorum. Yatırım, altyapı çalışmalarıyla alakalı olarak orada çok fazla kazanç olacak. Ve birlikte yeni bir modern talep, modern bir arz politikasıyla bunu gerçekleştireceğiz. Ve bunların hepsi daha adil bir şekilde, daha eşit bir şekilde ülkelerin de kazanç sağlamasının önünü açacak. Daha refah sağlayan bir gelecek olacak gibi duruyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Yellen. Yani gerçekten bunların hepsini söylemeniz ve bizimle paylaşmanız gerçekten çok güzeldi. Ve bu modern ekonomik konsepti, bu arz yönlü ekonomik programını paylaşmanız çok güzeldi. Biraz zamanımız var aslında. Sizi aynı zamanda şundan dolayı da tebrik etmek istiyorum. Çünkü küresel vergi reformundan bahsettiniz. O konu hakkında biraz sizi tebrik etmek istiyorum. Şunu da söylediniz aslında bu modern arz bazlı ekonomiden bahsettiğiniz zaman ekonominin daha böyle insan bazlı olmasının önünü açıyor. Aynı zamanda tabii ki bir yandan da çevreyi de gözettiğini görüyoruz. Benim şöyle bir sorum olacak. Acaba iş dünyası sizi nasıl bu konuda destekleyebilir? Yani sosyal, örneğin işte yani eğitim olsun, diğer konular olsun, bu konuda yapılan
altyapı çalışmaları acaba özel şirketlerin üzerine ne düşüyor? Size daha önce ne yapmadılar ve neyi şu anda farklı yapabilirler acaba? Evet, çok teşekkürler Klaus bu soru için. Şu konu beni çok cesaretlendiriyor. İnanılmaz bir ilgi var iş dünyasından, özel sektörden ve işte sosyal altyapı çalışmalarına çok ciddi anlamda yatırım yapmak istiyorlar. Çok fazla ilgiye geldiğini görüyoruz ve işte buradaki örneğin iklimle ilgili sıkıntılar olsun, diğer sıkıntılar olsun, bunların hepsini yakından izliyoruz ve Biden yönetimi el ele bu şirketlerle çalışmak için sabırsızlıkla bekliyor bütün bu hedeflere ulaşmak için. Tabii ki hükümetin de çok önemli görevleri var özel sektörle çalışırken ve bizim de burada görevimiz bence şu, burada bazı özellikle vergileri kesintirerek, vergiyle alakalı insentifler yaratarak, bunların hepsini yaparak aslında örneğin işte çocuk yardımı yaparak çalışan anne babalara, yaşlılar için yardımlar yaparak, işte bunların hepsi en iyi yaparak, biraz çalışanları eğiterek, yani bunların hepsi hükümetin üzerine düşen de bir dizi önlem. Ama burada tabii ki özel sektöre de büyük bir rol düşüyor ve iklim değişikliğiyle alakalı olarak, örneğin altyapıyla alakalı geçirmek istediğimiz kanuna çok yakından takip ediyoruz. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Örneğin daha fazla yenilenebilir enerjinin hayatımıza geçmesi için, bu konuyla alakalı gelişmeler olması için, yani şöyle ki bence özel sektör bu konuyla alakalı bu altyapı çalışmalarına dair yatırım yapmak için hazırda bekliyor. Elektrikli araçlar ve bir yandan da yenilenebilir enerjiyle alakalı olarak gelişmeler, bunların hepsi hükümetin ve özel sektörün el ele gitmesi gereken ve daha yeşil, daha sürdürülebilir bir süreç yaşatması için iyi olacak diye düşünüyorum. Son bir soru sormak istiyorum. Biz küresel risk raporumuzda en fazla endişe edilen gelişmelerden bir tanesi önümüzdeki 2 ila 5 yıl içerisinde borçluluktu. Ve tabii ki kamu harcamaları çok kritik. Ama aynı zamanda şunu da farkındayız ki burada sosyal altyapıları eninde sonunda arttırmak daha fazla üretime, daha iyi bir üretim sürecini gerisine getirecek. Acaba bir cümle söyleyebilir misiniz? Acaba bu konuyla alakalı ne görüyorsunuz? Acaba biraz böyle bizim üzerimizde, omuzlarımızın üstünde uzun yıllar boyunca bir ağırlık oluşturacak mı bu borçluluk oranı? Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler için biraz daha sürdürülebilir bir mali politikaya sahip olmak gerçekten çok önemli. Ve bunu bir şekilde bir ekonominin hala bir ekonominin idare edilebilir şekilde bu borçluluk oranlarına sahip olması da çok önemli. Pandemide atılan bütün bu mali adımlar gerçekten çok önemliydi. Bunların hiçbir şekilde mesela finansmanı vergi artışlarıyla olmadı. Ama bundan sonrasına baktığımız zaman çok farklı vergi kaynakları oluşturabilecek öneriler yaptık ve tabii ki işte verginin şu an itibariyle sahip olduğumuz vergi süreciyle alakalı mı olacak, yoksa farklı insentiflerle mi gelecek? Bunları tamamen takip edeceğiz. Yani bunların en fazla büyümeye hangisi katkı sağlayacaksa o yönde adımlar atılacak. Şu anda gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranlarına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer tarafında aslında bizim görmeye alışkın olduğumuz seviyelerin daha fazla üzerinde ve örneğin daha önceden pek çok ülkeler açısından, bazı ülkeler açısından
borçluluk oranı sıkıntı olmuştu ama pek çok 10 yıllardır bunun da azalmaya geldiğini görüyoruz. Burada bir gelişmiş ülkelerde stagnasyon gördük son 10 yıllar içerisinde ve şuna inanıyorum ki stagflasyonun özellikle düşük yatırımlar olduğu takdirde biraz tetiklenebileceğini görmek mümkün oluyor. Ama tabii ki pandemide hala bazı sıkıntılar var bizim önümüzde kalmaya devam eden. Ama burada biz bu adımları attığımız zaman ki işte şu anki faiz ortamlarına bakınca biraz daha ben şöyle anlıyorum. Yani burada biraz önümüzde evet biraz bir yük var, bir borç yükü var. Ama orada gayri safi yurt içi hasılaya oranladığınız zaman nasıl bir borç ABD olsun ya da diğer ülkeler olsun. Yani orada %100'ü aşıldığı takdirde işte o zaman o önemli oluyor ama bir yandan da faiz oranları şu an itibariyle idare edebilecek bir noktada burada sonrasında ödemeler için gayri safi yurt içi hasılaya odaklandığında borç onların şu an itibariyle idare edebilir olduğunu görüyoruz. Çok daha fazla devam edebilirdik aslında ama artık noktalamamız gerekiyor. Gerçekten sizi burada ağırlamak çok çok güzeldi. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Davos forumundaki konuşmasını dinledik. Son derece önemli ve iyi hazırlanmış bir konuşma. Hem Amerikan ekonomisindeki yakın dönemli ilişkileri ve projeksiyonları anlattı. Hem de dünya ekonomisinde ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekti. Janet Yellen'ın konuşmasını değerlendirmeye çalışacağız. Şu anda Skype hattımızda Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz var. Diğer tarafta da Albar Akatürk baş ekonomisti Doktor Ömer Emeç var. Dündar Hoca ile başlayacağız. Ömer Emeç ile de devam edeceğiz. Yaklaşık 20 dakika kadar vaktimiz var. Dündar Hocam hoş geldiniz. Ömer sen de hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi nasıl buldunuz? Ben kısa bir özet yapayım mı ister misiniz? Yoksa konuşmayı takip edebildiniz mi? Edemediyseniz bir özet yapabilecek durumdayım. Yani siz bir özet yaparsanız peki, daha tamam. İyi olur. Çünkü peki. Şöyle bir defa istihdamda istenilen noktaya çok yaklaştık dedi. Bunu biliyoruz. Çünkü 3.9'a kadar geldi Amerikan istihdamı ve tarihi dip seviyelere çok yakın. 3.5 biliyorsunuz. Dolayısıyla Donald Trump döneminde birdenbire %14'lere, %15'lere çıkan işsizliğin 3.9'a gelmesi Amerikan ekonomisi bakımından son derece iyi ve rahatlatıcı. Bunu görüyoruz. Zaten bunu söyledi. Bir de istihdamda kalite artıyor diyor. Yani sadece işsizliği azaltmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda bir kalite getiriyoruz diyor. Bu kalitenin ne olduğunu soracağım size. Bir, iki, enflasyonda sıkıntıları görüyoruz ve gidermeye çalışıyoruz diyor. Enflasyonun büyük bir problem olarak önünde durduğunu söylüyor, söylemek zorunda. Yani Christine Lagarde gibi mesela enflasyon önemli bir sorun değildir diyerek geçiştirme yapmıyor. Asıl önemlisi hocam, stagflasyondan bahsetti. Bir stagflasyon endişesi olabilir diye sordu, soruyu soran gazeteci. O da evet bazı yatırımlarda bu tetiklemeyi görebiliriz diyor. Eğer %7'nin üzerine çıkmış bir enflasyon ve bir de durgunluk ortaya çıkarsa bu galiba dünya için çok hoş olmayacak bir manzarayı beraberinde getirir diye düşünüyoruz. Tabii bunu bir olasılık evet. olarak söyledi, olabilir demedi. Evet böyle evet. bir şey görülebilir ama şu anda böyle bir tehdit görmüyoruz dedi. Bir özetlemeye çalıştığım bölümleri bunlar. Yani bunların dışında evet. sizin dikkatinizi çeken bölümler varsa onları da dinleyebiliriz. Tabii. Buyurun. Şimdi tercümede tabii bazı gecikmeler oluyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bir Keynesgil iktisat politikasıyla arz yönlü iktisat politikasının birlikte kullanılmasından bahsetti. Bu ikisi tabii ki farklı şeyler. Ağırlıklı olarak vergi indirimlerine dayalı bir politika uygulayacaklarını söyledi. Keza yaratacakları sosyal fonlarla da çeşitli istihdamı arttıracak destekler sağlayacaklar.
Bu biliyorsunuz Demokrat Parti oranın merkez solu sayılır Amerikan siyasetinin. Evet. Ve özellikle ebeveynlerin ikisinin de çalıştığı ailelerde problemlerin en büyüğü yaşlıların bakımı ve çocukların bakımı. Dolayısıyla orada belli destekler sağlayacaklarını söyledi ama tabii benim genel anladığım şey şu. Bir tarafta Powell çok sert söylemlerde bulunuyor, şahin söylemlerde bulunuyor. Faizi yükselteceğiz vesaire, enflasyon çok önemli bir problem. Ama öbür tarafta Janet Yellen hem bir taraftan neoliberallerin en neoliberali az yönlü iktisat vurgusu yaparken öbür taraftan da kendi background'ına uygun olarak daha istihdamı arttıracakları yönde bir politikalar bütününü ortaya attı. Yani tam ortaya karışık bir kebap gibi oldu bu. Şimdi buradaki hikaye şu. Aslında Amerika'da iki tane farklı görüş olduğu ortaya çıkıyor. Hükümet tarafı daha üretimi arttırmayı, istihdamı arttırmayı hala daha devam ettirmek istiyor. Bu yaklaşan seçimle de alakalı, dün akşam son seansta konuşmuştuk zaten. Evet. Öbür tarafta da finans kesimi, özellikle merkez bankacılığı yüksek enflasyondan rahatsız olduğunu bildiriyor. Şimdi hep genel geçer bir şeydir bu, vergileri indirerek şey yapabilmek, yani ekonomiyi canlandırmak, ama vergi indirme ekonomiyi canlandırmaya yetmiyor çoğu zaman. Doğrudan hükümetin müdahalesi de gerekebiliyor istihdam meselesi problem olarak ortaya çıktığında. Bu Amerikan siyasetinde çok uygulanan bir şeydi. Roosevelt bir uyguladıydı. Onun haricinde doğrudan devlet müdahalesi çok sadece banka, finans kurumu kurtarma şeklinde gerçekleşiyor. Amerika liberal iktisadın, liberal düşüncenin hakim olduğu bir siyaset iklimine sahip. Janet Yellen bunlar içerisinde en soldaki insanlardan biri. Burada benim dikkatimi çeken bir nokta da bütün dünyada vergilerin, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Yani evet. Aslında şunu söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler bize uyguladıkları vergileri, çok uluslu firmalara uyguladıkları vergileri, çok uluslu firma deyince Amerikan sermayesini anlayın zaten. Vergileri düşürsünler diyor. Biz de düşürüyoruz diyor. Şimdi her ülkenin problemi farklı. Biz kendi ekonomimizi belli ölçüde korumak zorundayız, stratejik sektörlerimizi. Bunlar da diyorlar ki biz vergileri düşürün, biz ürettiğimizi satalım, ihracat fazlası verelim, siz de bize satarsınız diyorlar. Ama kazın ayağı öyle değil işte. Böyle bir emperyalist tarafı da var söylediklerinin. Tabii ki temel bir vizyon belgesinden ziyade bir siyasetçi gibi konuştu. Yani bir evet. ideolog gibi değil de bir siyasetçi gibi. Yaklaşan seçimler var Amerika'da. Tabii bahsettiği bir şey çok önemli. Bizim de ülke olarak dikkat etmemiz gereken şey şu: son 10 senedir environment, yani çevre, sosyal sorumluluk ve yönetişim, şeffaf bir yönetim, açık şeffaf bir yönetim şirketlerde olması gereken 3 kriter olarak öne sürülüyor. Burada environment, çevre ve karbon salınım meselesi. Burada çevreci ve sıfır atıkla çalışan firmalara ciddi kredi imkanları sağlanacak. Onun hazırlıkları yapılıyor. Amerika'da bu yönde hazırlıklara gittiğini söyledi. İkincisi, firmaların sosyal dayanışmaya, sosyal projelere önem vermesi. Bu da kredi faizlerini onlar için düşürecek bir eylem olacak. Ve üçüncüsü şeffaflık. Şimdi bizde zannedersem Arçelik en son çevre zirvesinde Sayın İngiltere Prensi Charles'tan bir şey aldı. Terra Carta diye bir böyle madalya gibi bir şey evet. aldı. Bu aslında yeşil green bond, yeşil tahvil çıkarması için de gerekli, sıfır atıkla çalıştığını, yeşil dostu, çevre dostu evet. çalıştığını gösteren bir belge. Şimdi önümüzdeki dönemde firmalar, bu emperyalist gelişmiş ülkeler
bir enerji gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Çin'in enerji tüketimini, enerji kullanımını kısıtlamak için bu tür şeyler getirecekler. Böylece uluslararası rekabette kendilerine daha bir avantaj sağlayabilirler. Çin dinler mi bunları? O ayrı mesele ama bize de dayatacaklar. Bizim firmaların bu yönde kendilerini yeniden reorganize etmesi lazım. Janet Yellen, Amerikan ekonomisini bu şekilde yeniden organize edeceğiz diyor ve daha kaliteli istihdam derken ağırlıklı yüksek teknolojili sektörlere kaydıracaklar istihdamı. Ama bunun karşısında Amerika'da çok ciddi eğitimsiz bir nüfus var. Şimdi karşı taraftaki siyasette diyor ki Make America Great Again. Evet. Yeniden Amerika'yı büyütün diyor, büyük yapın diyor. Ve o geleneksel sektörlere, geleneksel Amerikan üreticisine sesleniyor. Güneyli milliyetçilere, efendime söyleyeyim, büyük sanayicilere, reel üreticilere. Dolayısıyla hem siyasi kaygıları var Janet Yellen'ın, hem bu küresel vizyonlarını ortaya koyuyor. Gerek bizim mallarımızı düşük vergiyle satabileceğimiz ortamlar yaratmalıyız diyor. Her ülke bundan kazanır diyor. Hem bu çevre, sosyal dayanışma ve şeyi öne çıkartıyor. Açıklık, şeffaflık öne çıkartıyor bu yeni şey. Hem istihdamı düşüreceğiz diyor, üretimi evet, arttıracağız peki. diyor. Hem de enflasyon yüksek diyor. Peki. Bu yani Merkez Bankası ile biraz çelişen bir tavrı olduğunu söyleyebilirim. Çok uzattım. Ömer Hocam'a hakkını helal etsin. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Hatta kalın. Belki vakit kalırsa size Tabii. bir son söz de verebilirim. Ama sanıyorum Ömer'le tamamlayacağız. Ömer kusura bakma. Hocam da söyledi zaten. Çok kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Şimdi senden daha çok işin finans kapital kısmıyla ilgili, yani Janet Yellen'ın konuşmasından düşen dersleri anlamak istiyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar vaktimiz var. Buyurun. Rica ederim hocam. Çok estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Hoş bulduk Ali Bey. Yani şimdi tabii şöyle değerlendirmek lazım. Temelde şu anda bütün para politikası ve dahi yani mali politikalardaki bütün her şeyin COVID etkisiyle şekillendiği bir ortamla değerlendirmek lazım. Çünkü COVID sadece işte bir pandemi olmanın ötesinde sosyoekonomik ilişkilerden işte teknolojik gelişmelere, işte insan mobilizasyonundan insanların çalışma tarzına kadar her tarafı etki eden bir aslında sosyal olgu da oldu, ekonomik olgu olduğu gibi. Yani en temel itibariyle benim yakalayabildiğim kadarıyla konuşmalardan yani borçluluk tarafındaki mesele çok önemli bir hale geldi. Evet. Malum hem borcun nominal olarak artan büyüklüğü ciddi bir mesele, hem de borcun nominal olarak artan büyüklüğüne ek olarak aslında ekonominin de son birkaç yıl, bu yıl tabii bir baz etkisi dolayısıyla küresel ekonomi büyüklüğü hızlı bir şekilde artıyor ama temel itibariyle pandemi ortamı dolayısıyla artan borçluluk büyümeyle desteklenemedi. Dolayısıyla nominal borcu ek olarak oransal olarak da borçluluk ciddi bir şekilde arttı ve küresel borçluluk %350'nin üzerinde şu anda seyrediliyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik bakış açısıyla ciddi bir problem oluşturuyor. Bu anlamda önümüzdeki dönem takip edeceğimiz alanlardan bir tanesi. Birinci nokta burası aslında benim önemli bulabildiğim noktalardan birisi. İkinci aslında bu borçluluk tarafını önümüzdeki dönemde FED faiz artışlarıyla birlikte tabloyu okumak lazım. Yani oradaki yaklaşımla evet. birlikte okumak lazım. Malum enflasyon tarafından bahsetti. Enflasyon tarafında henüz bir yani stagflasyon oluşturacak bir ortam olduğundan bahsetmedi ama bu riski görebildiğinden bahsetti. Doğru. Aslında burada da kitabında şunu söylüyor. Yani zaten aslında Merkez Bankası'nın fiyatlamasına baktığımızda şu anda işte future fiyatlamalarından, işte opsiyon fiyatlamalarından, uzun vadeli fiyatlamalardan baktığımızda bir 4'e yakın bir Merkez Bankası tarafında, FED tarafında bir faiz artışı beklentisi söz konusu. Dolayısıyla burada enflasyon tarafındaki mücadele muhtemelen devreye girecek. Burası önemli noktalardan bir tanesi.
Yine burada yani şey tarafı çok açılıyor. Bu sürdürülebilirlik bağlamında onu da değerlendirmek lazım yine vurgularından. Yani gelir adaletsizliği tarafı gerçekten çok önemli bir şekilde bozulmuş oldu. Son yıllarda ciddi bir şekilde bozulmuştu ama pandemi aslında buradaki gap'i daha da arttırdı. Burası da yine olayın önemli bir tarafı. Diğer taraftan şurası da önemli. Yani pandemiyle birlikte aslında sürdürülebilirlik hem finansal sürdürülebilirlik hem de çevre sürdürülebilirliği anlamında bunun salt psikolojik ve sosyolojik boyutunun ötesinde finansal enstrümanlar tarafında da biz bunları görmeye başladık. Aslında bunun da yansıması oldu. Mesela Türkiye'de de bunun yansımalarını var. Son dönemde çıkan borçlanma araçlarına baktığımızda aslında ESG üzerine çıkan, işte yeşil fonlar üzerine çıkan, sürdürülebilirlik endeksli tahvillerin ve sukukların çıktığını görüyoruz. Bu anlamda burası da önemli. Ben temel itibariyle yani Yellen'in konuşmasından anladığım buradaki enflasyon meselesindeki gelenen ortam biraz daha ürkütücü boyutta. Ama bu ürkütücü boyutu hani yönetmekle ilgili Merkez Bankası olsun, şey tarafı olsun, mali politikalar tarafı olsun gerekli adımlar atılacak diye anlıyorum. Temel itibariyle ekonomi tarafındaki yansımasını böyle değerlendirebilirim. Peki. Çok teşekkürler hem size hem Dündar Hoca'ya. Çok teşekkür ediyoruz. Yani çok az bir vaktimiz kaldı ama yeniden konuşmaya, açmaya yetecek kadar değil. O bakımdan ben çok kısa bir toparlama yapacağım. Hikaye şu çerçevede gelişiyor. Bir defa istihdamın toparlanmasıyla ilgili sürecin aslında iyi gittiğini söylüyor Janet Yellen. Enflasyon konusunda kaygılı ama bu kaygılarını çok fazla açık etmiyor. Bir yanda da bir stagflasyon endişesinden bahsetti. Bu da son derece önemli. Bir de ayrıca vurgu yapmak gerekirse Fed Başkanı iken yaptığı konuşmalardan ayrılan bir yanı da var. Fed Başkanı iken daha global ekonomiyi düşünen bir teknokrat görünümü vardı. Şimdi bir politikacı gibi konuştu ve sadece Amerikan ekonomisindeki düzenlemelerden ya da düzeltilmesi gereken noktalardan bahsetti. Dünyanın geri kalanıyla çok fazla ilgili olmadıkları gibi bir mesaj vermiş oldu. Şimdi reklama gidiyoruz.